Merhaba sevgili arkadaşlar, Geometri Doktoru'na hoş geldiniz. Yine bir Milli Savunma Üniversitesi TYT, AYT tahmini bir soruyla beraberiz. Yine orijinal bir soru, ABCD dikdörtgen, AE 12 kök 2, EF 5 birim, alan ABCD'yi soruyor. Bu soruda orijinal bir soru. Bakın şuradaki açımızda 135 dereceymiş. Onu da şuraya yazalım. M, A, E, B açısı 135 derece imiş. Bizden istenen ne? Alan A, B, C, D istiyor. Bakalım biz bunu nasıl bulacağız? Bakın burada tabi E noktası, orta noktası, bakın orta nokta, F noktası da orta noktalar gördüğünüz gibi. Hatırlarsanız paralel kenarda şöyle bir özellik vardı kıymetli arkadaşlar. Onu şuraya yazacak olursak, bakın şöyle bir şey. Bir paralel kenarda şunlar eşitse, bunlar eşitse, bakın şöyle bir olay vardı. Biz bunu nasıl buluyorduk? Bakın şurası S diyelim. Burası 2S. Tabi burası 2S'ti. Burası da 3S'ti hatırlarsanız sevgili arkadaşlar. Bu 3S bölü 8, yani 3 bölü 8 muhabbeti buradan çıkıyor. Peki bu nasıl, nereden çıkıyor onu da söylemiş olalım. Bakın şöyle bir paralel kenarda şunlar eşit alıyoruz. Bakın bunları eşit alıyoruz. Sevgili arkadaşlar şunları eşit aldığımız zaman burası S, S, 2S, 2S, 2S. Toplam 8S olduğu için. İşte şuradaki S'imiz buradaki S'tir. Aynı zamanda yine şöyle bir şey yaptığımız zaman bakın şu şekilde paralel kenarı köşegenle ayırdığımız zaman şurası 2S, 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 2S. İşte buradaki 2S, buradaki 2S'tir. Buradaki 2S de buradaki 2S'tir. Toplam 8S olduğu için sevgili arkadaşlar buraya kaç S kalıyor? 3S kalıyor. Biz bunu paralel kenarda yaptığımız gibi dikdörtgende de uygulayabiliriz. Karede de uygulayabiliriz. Eşkenar dörtgende de uygulayabiliriz. Şimdi bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Burada A ile B ile birleştirdiğim zaman, bakın A ile B'yi birleştirdiğim zaman şuradaki alanların oranlanması aynı bu şekilde olur mu? Olur. Yani burası S'tir. Burası 2S'tir. Burası 2S'tir. Burası da arkadaşlar nedir? 3S'tir. Bakın burada bir üçgen var. Bu üçgenin alanını biz nasıl yazarız? Şu şekilde yazabilir miyiz? Bakın nereye yazalım? Mesela şuraya yazalım. 3S eşittir. 3S eşittir. 1 bölü 2 çarpı 5 çarpı 12 kök 2 çarpı sinüs 135'ten biz rahatlıkla biz bu üçgenin alanını buluruz. Sinüs 135 neydi kıymetli arkadaşlar? Sinüs 135, sinüs 45 eşittir. Sinüs 45'te kök 2 bölü 2'dir. Evet, kök 2 bölü 2 ise kök 2 ile kök 2 çarpı 2 yapar. Bu 2'ler gitti. Şu 2 ile 12 sadeleşti. Bu da 6 kaldı. Nedir buranın alanı? 30'dur. Sevgili arkadaşlar, 3S'imiz 30'sa, bakın 3S 30'sa, 3S 30'sa 8S istiyor. Tüm alan istiyor. 8S istiyor. 8 çarpı kıymetli arkadaşlar al ne yapar buradan? S'imiz 10 çıkar. 8 çarpı 10 da 80 yapar sevgili arkadaşlar. İşte güzel bir tahmini bir soru. Milli Savunma Üniversitesi'ne yaklaştığımız şu günlerde tahmini bir soru sevgili arkadaşlar. Tabii kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bizi takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar. Bu tahmini sorulara devam edeceğim ben. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.